Arkadaşlar merhaba. Türkçehaneye hoş geldiniz. Limit yayınlarını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere sözcük türlerinin karma testi olan 22. testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Birinci soruda aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sıfat tamlaması zaman zarfı göreviyle kullanılmıştır? Kullanılanı soruyor. Bu hareketlerin seni yapayalnız bırakır ifadesinde hareket, isim, hangi hareketler, bu hareketler İsmi işaret yoluyla belirttiği için bu nedir arkadaşlar? İşaret sıfatıdır. Bırakmak fiil ne zaman bırakır bu hareketlerin? Bakın zaman zarfı görevinde değil. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Şimdi büyük şehirlerde yaşamak çok zor ifadesinde şehir isim, nasıl şehir, büyük şehir, büyük sözcüğü burada niteleme sıfatıdır. Dolayısıyla sıfat tamlaması vardır. Zor, ne zaman zor? Şimdi, şimdi sözcüğü zaman zarfında fakat sıfat tamlaması zaman zarfı görevinde olmadığı için bunu da elemiş oluruz. Erhan okulda yeni tanıştığım bir arkadaş ifadesinde arkadaş, isim, bir sözcüğü nedir arkadaşlar? Burada sayı sıfatıdır. Dolayısıyla sıfat tamlamasıdır. Ne zaman sorusuna cevap değil arkadaşlar. Bundan dolayı zaman zarfı görevinde kullanılmamıştır. C seçeneğini denedik. Elbet bir akşam beni yine hatırlarsın ifadesinde. Bakın akşam isim hangi akşam? Bir akşam. O akşam net olarak belli olmadığı için bu nedir? Belgisi sıfattır. Aynı zamanda sıfat tamlaması oluşturmuştur. Hatırlamak fiil. Ne zaman hatırlarsın? Bir akşam. Bakın arkadaşlar bir akşam sözcüğü de burada yine zaman zarfı görevinde kullanılmıştır. Sıfat tamlaması zaman zarfı görevinde kullanılmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Dersin sonunda çıkıp buraya geldi cümlesinde ise sıfat olmadığı için E seçeneğini de elemiş oluruz. İkinci soru, cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi türü yönüyle diğerlerinden farklıdır demiş. Büyükçe bir salon derken salon isim, nasıl salon, büyükçe salon, büyükçe sözcüğü ismi belirttiği için niteleme sıfatıdır. Topluca istifa ettiler. İstifa etmek birleşik fiildir arkadaşlar. Yardımcı eylemle oluşan birleşik fiildir. Nasıl istifa etmişler? Topluca fiili belirttiği için bu sözcük de durum zarfıdır. Usulca evinden çıktı derken çıkmak fiil. Nasıl çıkmış? Usulca. O yüzden bu da durum zarfı görevindedir. Konuşmak fiil. Nasıl konuşmuş? Rahatça. Fiili belirttiği için bu da durum zarfıdır. Yavaşça hareket eden derken hareket etmek yine etmek olmak yardımcı fiille oluşmuş birleşik fiildir. Nasıl hareket eden yavaşça fiili belirttiği için bu da durum zarfı görevindedir. Farklı olanı sormuştu. Büyükçe sözcüğü niteleme sıfatı olduğu için doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde gibi edatı ile oluşturulmuş söz öbeği ötekilerinden farklı bir görevde kullanılmıştır diyor. Bakalım. Bir göz gibi süzüyor beni camlardan gece, dönüyor etrafımda bir sürü kambur cüce ifadesinde. Bakın gibi edattır. Göz kelimesiyle birleşmiş. Süzmek fiil. Nasıl süzüyor? Bir göz gibi derken burada nedir arkadaşlar? Durum zarfı görevindedir. Söndürün lambaları uzaklara gideyim. Nurdan bir şehir gibi ruhumu serideyim ifadesinde ise yine gibi edattır. Şehir sözcüğüyle birleşmiş. Seyretmek de fiildir. Nasıl seyredecek? Bir şehir gibi seyredecek arkadaşlar. Fiili belirttiği için burada yine durum zarfı görevindedir. Göğsümden havaya attığım zehir solduracak bir gül gibi ömrümü ifadesinde ise yine bir gül gibi edat öbeğidir. Soldurmak fiildir. Nasıl solduracak? Bir gül gibi solduracak. Fiili belirttiği için bu da durum zarfı görevindedir. Ana gibi yar olmaz, İstanbul gibi diyar, güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar ifadesinde. Bakın, ana gibi edat grubudur arkadaşlar. Yar isim, nasıl yar, ana gibi yar, ismi belirtmiş. İstanbul gibi diyar derken de diyar isim, nasıl diyar, İstanbul gibi diyar, edat öbeği bu sefer yine ismi belirtmiş. Dolayısıyla edat öbekleri her iki sözcük öbeğinde olduğu gibi ismi belirttiğinden dolayı bu nedir arkadaşlar? Niteleme sıfatıdır. Farklı olanı sormuştu. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Bir bardak su gibi çalkalandı ifadesinde
su gibi edat öbeğini oluşturmuştur. Çalkalanmak fiil nasıl çalkalanmış? Su gibi fiili belirttiği için bu da yine durum zarfında kullanılmıştır diyebiliriz. Dördüncü soru, doğru sözcüğü aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zarf olarak kullanılmıştır? Doğru bilmeyince eğri bilinmez ifadesinde doğru burada nedir arkadaşlar? Bakın isim görevindedir. Doğru söz yemin istemez ifadesinde ise söz isim nasıl söz doğru söz ismi belirttiği için burada niteleme sıfatıdır. Baca eğri de olsa dumanı doğru çıkar cümlesinde ise çıkmak fiil nasıl çıkar doğru çıkar doğru sözcüğü de burada durum zarfıdır. Bize bunu sormuştu. Bundan dolayı doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Diğer seçeneklere de bakalım. Doğrunun yardımcısı Allah'tır ifadesinde doğru sözcüğü burada isim görevindedir. Minare de doğru ama içi eğri ifadesinde yine doğru sözcüğü burada isim görevinde kullanılmıştır. Beşinci soru. Bu parçada geçen sıfat türündeki sözcükler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Sıfatlara bakalım. Geniş, ıssız, bir ve çıplak sözcüklerini görüyoruz. Anlatımı güçlendirmek amacıyla kullanılmıştır. Niteleme sıfatları genellikle bunun için kullanılır. Doğrudur arkadaşlar. A seçeneğini elemiş oluruz. Bir adı biçimsel yönden nitelemiştir. Evet bakın geniş sözcüğü hem de çıplak sözcüğü biçimsel yönden belirtmeye çalışıyor. Hatta ıssız sözcüğü de buna dahil edebiliriz. O yüzden B seçeneği de doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Gerçek anlamı dışında kullanılmıştır. Çıplak şehir derken çıplak sözcüğü burada mecaz anlamdadır. Dolayısıyla bunu da elemiş olduk. İşaret anlamı vardır diyor. Arkadaşlar işaret sıfatı var mı? Yok. O yüzden doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Kesinlik bildirmemektedir. Evet, geniş, çıplak, ıssız ve bir sözcükleri kesinlik bildirmemektedir. Bundan dolayı bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Altıncı soru, aşağıdakilerin hangisinde altı çizili edata yönelik ayraç içinde verilen açıklama yanlıştır demiş. Mangal gibi yüreği vardı desem yalan olmaz cümlesinde sözcükler arasında benzetme, karşılaştırma ilgisi kurar demiş. Bakalım arkadaşlar yüreği neye benzetmiş? Mangala. Bunu yaparken de gibi edatını kullanmış. Dolayısıyla açıklamaya uygundur. Bunu elemiş oluruz. Önünde taş kadar sert birkaç dilim ekmek koymuştu cümlesinde kadar sözcüğü edattır. Açıklamaya bakalım. İki varlığın sıfatları arasında eşitlik, benzerlik ilgisi kurar demiş. Evet arkadaşlar bir dilim ekmeği, birkaç dilim ekmeği neye benzetiyor? Taşa benzetiyor. Onun kadar, onun ölçüsünde anlamına getiriyor. Yani eşitlik bildirmeye çalışıyor. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Bu mevsimde köyde kış için hazırlıklar başlar cümlesinde ise için sözcüğü edattır. Peki sözcükler arasında amaç neden ilgisi mi kuruyor? Hayır arkadaşlar. Amaç için olsa makmek olur. Neden de bildirmiyor. Bu ne anlamı katmıştır? İçin edatı burada kışa özgü, kışa has, kışa ait anlamlarını katmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Televizyonla yapılan reklamlar daha etkili oluyor cümlesinde ise bakın arkadaşlar ile edattır. Açıklamamızı okuyalım. Sözcükler arasında araç ilgisi kurar. Evet televizyon bir araçtır arkadaşlar. Doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Köşedeki masada oturan ihtiyardan başka içeride kimse yoktu cümlesinde. Bakın den başka sözcüğü edattır. Ayrılma hal ekiyle birlikte kullanıldığı için öbekleşmiştir. Açıklamaya uygundur. O yüzden E seçeneğini de elemiş oluruz. Yedinci soru. Cümlelerde geçen sıfatlardan hangisinin açıklaması yanlıştır? Bizi loş bir koridora aldılar cümlesinde. Bakın koridor isim nasıl koridor? Loş bir koridor. Loş sözcüğü burada niteleme sıfatıdır. Bir varlığın geçici özelliğini gösterme demiş. Evet o şekilde kullanılıyor. Loşluk biliyorsunuz geçici bir şeydir. Ondan dolayı A seçeneğini elemiş oluruz. Her canlı doğar, büyür, ölür. Canlı isim hangi canlı her canlı buradaki her sözcüğü nedir arkadaşlar? Belgisiz sıfattır. Varlıkları genelleştirip çoğallaştırma demiş. Evet bütün canlıları katmış içine. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Kimi günler hiç dışarı çıkmıyordum cümlesinde ise günler isim hangi günler kimi günler kimi sözcüğü burada yine belgisiz sıfat durumundadır. Varlıkları diğerlerinden ayırma demiş. Evet, kimi günler dışarı çıkmıyorsa, kimi günlerde arkadaşlar dışarı çıkıyordur.
O yüzden ayırt etmeye yoluna gitmiş. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Kaç kişi bu konuda başarılı oldu cümlesinde bakın kişi isim ismi soru yoluyla belirtmiş kaç sözcüğü. Bu da nedir arkadaşlar? Soru sıfatıdır. Konu isim hangi konuda? Bu konuda bu sözcüğü de burada işaret sıfatı olarak bilinmektedir. Soru anlamı katma demiş. Bakın kaç sözcüğü soru sıfatı olduğu için soru anlamı katmıştır. O yüzden D seçeneğini de elemiş oluruz. Karanlık sokakları hızlı bir şekilde geçti cümlesinde ise şekil isim nasıl şekilde hızlı şekilde ismi belirttiği için niteleme sıfatı. Sokak isim nasıl sokaklar karanlık sokaklar bu da yine niteleme sıfatı görevindedir. Açıklamaya bakalım. Eylem kök ya da gövdesinden türeme demiş. Arkadaşlar hızdan hızlı olmuş. Hız isim kökündedir. İsimden isim yapım eki almıştır. Yine karanlık kelimesinin kökü nedir arkadaşlar? Karadır. Karadan karanlık olmuş. Kara isim köküdür. Karanlık da isimden isim yapım eki almıştır. Dolayısıyla sözcük her halükarda iki sözcük de isimden isim olmuş sözcüklerdir. O yüzden bunların kökü eylem değildir. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 8. soru. Yukarıdaki altı çizili sözlerden hangisi ayraç içindeki açıklamasıyla uyuşmamaktadır diyor. Bakalım kar kadar beyaz çamaşırlarınız olsun istiyor musunuz ifadesinde çamaşır isim nasıl çamaşır kar kadar beyaz çamaşır. Arkadaşlar beyaz sözcüğü niteleme sıfatı ne kadar beyaz kar kadar miktar zarfıdır. Ve cümleye dikkat edecek olursanız kar kadar beyaz yani onun gibi ona eşit olsun anlamı katmıştır. Dolayısıyla da açıklamaya uygundur. Bunu elemiş oluruz. Anlı şanlı bir imparatorluktan bunlar mı kaldı ifadesinde imparatorluk isim nasıl imparatorluk anlı şanlı imparatorluk niteleme sıfatı. Bunlar da arkadaşlar anlı ve şanlı sözcükleri yakın anlamlıdır. Sıfatı pekiştirmek amacıyla kullanılmıştır. Dolayısıyla bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Sınavda kaç soru cevapladın? Soru isim kaç sözcü de burada nedir arkadaşlar? Soru sıfatıdır. Bakın soru sıfatı artı isim neyi verir bize? Sıfat tamlamasını verir. Açıklamamıza bakalım. Sıfat tamlamasının doğrudur bulduk zaten. Belirtili nesne görevinde kullanılması demiş. Peki bu belirtili nesne midir? Cevap verelim. Sınavda 3 soru cevapladım. Cevapladım yüklem. Kim? Ben. Ne cevapladım? 3 soru. Arkadaşlar ne sorusunun cevabı bize neyi verir? Belirtisiz nesneyi verir arkadaşlar. Bundan dolayı da belirtili nesne değildir. Belirtisiz nesnedir. O yüzden 3 numara yanlıştır. Bu işe çok para yatırmıştı ifadesinde ise yatırmak fiil, para isim, kaç para, çok para. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çok sözcüğü burada belgisiz sıfattır. İsmi belirtiyor çünkü ve sayı yönüyle belirttiği için de ismi nicel yönden belirtmiştir diyebiliriz. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Dün gerçekleşen üçlü görüşmeden de sonuç alınamadı ifadesinde ise üçlü görüşme demiş. Üçlü sözcüğü burada yine topluluk bildirmiştir. Bu da doğrudur. Bunu da eleyebiliriz. 9. soru. Bu cümlede geçen zamirlerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır demiş. Birincideki konuşmada söz söyleyen kişinin yerini tutmuştur. Ben bu yapıtı ancak 2 günde okurum. Arkadaşlar bu yapıtı ancak 2 günde okurum diyen kişi kim? Söyleyen kişi. O da kendisini ben zamiriyle anlatmış. O yüzden bir doğrudur. Bunu elemiş oluruz. 2'deki özneyi pekiştirme görevinde kullanılmıştır. Bu soruları çocuk kendisi hazırlamış. Bakın kendi sözcüğü dönüşlülük zamiridir. Çocuktan sonra gelmiş. Pekiştirmek için kullanılmış. O yüzden bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. 3'deki bir varlığın yerini tutmuştur. Adam ne haldedir? Hiç bunu düşünen yok ifadesinde ise bakın ne haldedir demiş. Buradaki ne sözcüğü yine soru zamiridir. Bunu derken de bu da işaret zamiridir. Fakat bir varlık mıdır yerini tuttuğu sözcük? Değildir arkadaşlar. Bakın ne derken durumun yerini belirtiyor. Bunu derken de yine hal kelimesinin yerine geçmiş. Dolayısıyla bir varlığı karşılamıyor, bir durumdan bahsediyor. Bundan dolayı da arkadaşlar doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 4'deki nicelikleri sormak için kullanılmıştır. Soruların kaçını yanıtlamıştır? 3'ünü 5'ini desem arkadaşlar ismin yerine geçen nedir bu? Soru zamiridir.
3-5 de sayısal bir değer ifade etmektedir. O yüzden nicel anlam bildirmektedir. Bundan dolayı D seçeneği de doğrudur. Bunu denemiş oluruz. 5'te 2, belgisi sıfatın iyilik eki almasıyla oluşmuştur diyor. Kimisi de dere kenarına inmişti cümlesinde. Şuradaki iyi arkadaşlar iyilik ekidir. Ve kimi insanlar desem, kimi sözcüğü belgisi sıfattır. İyilik ekini aldığında da belgisiz zamir olmuş. Dolayısıyla E seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. 10. soru. Bu parçadaki numaralanmış sözlerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır demiş. Birinci sözcük niteleme sıfatıdır. Küçümseyici bakış derken bakış, isim, nasıl bakış, küçümseyici bakış, ismi belirttiği için arkadaşlar bu nedir? Niteleme sıfatıdır. A seçeneğini elemiş oluruz. İkinci sözcük miktar zarfıdır demiş. Bakalım pek çok yazar derken yazar isim, nasıl yazar, çok yazar, çok sözcüğü burada ismi belirttiği için belgesi sıfattır. Ne kadar çok yazar, pek, pek sözcüğü de arkadaşlar sıfatı belirtmiş bir miktar zarfıdır. Hatırlarsanız konu anlatım videolarında yine zarfları anlatırken bu tarz örnekleri çok vermiştik arkadaşlar. Kafasına yatmayan arkadaşlar isterse oradan bu konunun tekrarına bakabilir. Dolayısıyla B seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Üçüncü sözcük sıfat görevinde kullanılmıştır. Üçüncü sözcük yazan yazarlar demiş. Yazar isim, nasıl yazarlar? Yazan yazarlar. Bu da niteleme sıfatıdır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Dördüncü sözcük sıfat yapan ilgi eki almıştır diyor. İlgi eki nedir arkadaşlar? Sıfat yapan ki ekidir. Bakalım konusundaki açıklamalar. Açıklamalar isim. Hangi açıklamalar? Konusundaki açıklamalar. Ki eki eklendiği sözcüğü sıfat yapmıştır. O yüzden D seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Beşinci sözcük soru sıfatıdır demiş. Nasıl görüldüğü, görülmek fiil. Nasıl sözcüğü fiili belirtmiş. O zaman arkadaşlar bu sözcük soru sıfatı değil. Nedir? Soru zarfıdır arkadaşlar. Bundan dolayı da bu yanlıştır. Bunun içine doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar. 22. testin son sorusuna, 11. soruya geçiyoruz. Bu parçadaki numaralanmış sözlerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır demiş. Birincisi iyilik eki almış bir ismi belirten belgisi sıfattır. Bakalım birçok yolu derken, bakın U burada iyilik ekidir arkadaşlar. İsme gelmiş. Yol isim, nasıl yol, birçok yol, birçok sözcüğü burada ismi belirtmiş ama net olarak belirtmediği için belgisi sıfattır. O yüzden A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. İkincisi belirtili isim tamlamasının tamlayanını belirten sayı sıfatıdır demiş. Mimarın yanı derken arkadaşlar tamlayan ekini almış. İyilik ekini almış. O yüzden bu nedir? Belirtili isim tamlamasıdır. Mimar nedir burada? Tamlayandır. Kaç mimarın? Bir mimarın. Bakın bir sözcüğü burada sayı sıfatı görevinde kullanılmıştır. Dolayısıyla açıklamaya uygundur. Bunu da elemiş oluruz. Üçüncüsü edat görevli bir sözcüktür. Bakalım için arkadaşlar bakın edattır zaten. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Dördüncüsü bir sıfatı derecelendiren azlık çokluk zarfıdır demiş. Bakalım ödül isim, nasıl ödül, büyük ödül, niteleme sıfatı, ne kadar büyük ödül, en büyük ödül, en sözcüğü yine konu anlatım videolarında bahsetmiştik. Üstünlük zarfıdır. Ya da diğer adıyla da miktar zarfıdır arkadaşlar. Bundan dolayı D seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Beşincisi bir ismi niteleyen sıfattır demiş. Bakalım bakış açısı derken ne açısı? Bakış açısı. Bakın birinci sözcük ek almamış. İkinci sözcük ek aldığı için bu nedir arkadaşlar? Belirtisiz isim tamlamasıdır. Dolayısıyla bakış sözcüğü de burada İsim görevinde kullanılmıştır. Sıfat değildir. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve arkadaşlarınıza kanalımı önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.